Şahla İzmir'den Germiyan köyünden tekrar merhabalar. Köyün duvarlarını nakış nakış işleyen Nuran Erdem yanımızda. Yayınımıza hoş geldiniz Nuran Hoş bulduk. Hanım. Siz de hoş geldiniz. Şimdi nasıl başladı bu duvara resim çizmek? Daha önce ilginiz var mıydı? Yapıyor muydunuz? Ya ben resme meraklıyım. Böyle çiçek motifleri, desenler mutlaka yapıyordum kitaplara, defterlerin köşelerine ama ya böyle duvarlara yapmak o da sürpriz oldu. Bize de sürpriz oldu. Yani sandalyeleri boyamaya başladım. Ondan sonra sandalyelere sığamayınca duvarlara başladık. Bir iki ufak denemelerden sonra geçen yıl mavi beyaz çalıştık. Bu sene renkliye geçtik. Ondan sonra da arkası geldi. Bütün duvarları artık desenle süslüyoruz. Sandalyeler bitince duvarlara atladınız. Evet. Peki konu komşunun tepkisi ne oldu? Önceleri biraz tuhaf baktılar. Ya insanlar görmedikleri şeyleri hayal etmiyor. Öngöremediler bu kadar ilgi çekeceğini, beğenileceğini. Önceleri kendileri de şey yapsa da sonradan kendileri de bana niye çizmiyorsun, benim duvarıma niye yapmıyorsun demeye başladılar. Böyle devam ediyoruz. Evet, zaten biz gördük, çok güzel resimler var, rengarenk motifler, her birinin bir öyküsü var sanırım. Evet. Şimdi önünde bulunduğumuz resmin öyküsü nedir? Kısaca anlatır mısınız? Ya eskiden bizim köyün içinden bizim transit yol geçiyor. Oradan gelip geçiyordu insanlar. Bizim sokağa kimse girmiyordu. Bu insanları sokağa sokmak için bir nevi şey, çağrı bu. İnsanlar buraya gelsin. Bir de resim olup da yazı olmazsa o kadar dikkat çekmiyor. Buna ben eskiden İstanbul Hatırası'nda hep resim çekilirlerdi eski Türk filmlerinde. Biraz ondan esinlendim. Üstüne Germiyan Hatırası yazdım. Dedim buraya gelip insanlar resim çekilsin. Çok da güzel O görünüyor Ayşe. çok Biz de büyük bir buradan ilgi görüyoruz. gördü. Ondan yani. Ya bu resimlerden sonra bayağı ilgi gördü köy, değil Evet, mi? Bir evet. anlamda şey yaptınız. Köyün tanıtımını yaptınız, değil Evet, mi? evet. Zaten kendi tanıtımım önemli değil. Ben köyün tanınmasını, bilinmesini istiyorum. Çünkü birçok Çeşme'nin haritasında bile bizim köyün adı yok. Ben de köyün adını yazdım artık haritaya. Sayenizde çok da güzel Ayşe, tanındı. beni duyuyor Ben şunu musun? daha sormak istiyorum. Şimdi duvarlar biterse yeni hedefiniz nedir? Nereye başlayacaksınız? Türkiye'ye başlayacağız artık. Türkiye'nin her tarafına.